İntihar. Türk Dil Kurumu'na göre bireyin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisiyle kendi hayatına son vermesi. Psikologlara göre ise insanın öz benliğine yönelmiş bir saldırganlık ve istemli olarak kendini yok etme eylemi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalara göre her yıl intihar nedeniyle 800 bin insan hayatını kaybediyor. Dünyada her 40 saniyede bir kişi hayatına son veriyor ve her 20 intihar teşebbüsünden biri ölümle sonuçlanıyor. Korku, endişe, umutsuzluk, geleceksizlik, yoksulluk, açlık gibi nedenlerin intiharlara yol açtıkları biliniyor. Haliyle huzursuz toplumlarda intihar oranlarının daha yüksek olması da normal. Huzur diye bahsettiğimiz şey etnik, cinsel, çevresel ve ekonomik huzur tabii ki. Şimdi gelin ekonomik kategorisindeki huzura rakamlarla bakalım. Diskin yaptığı araştırmaya göre TÜİK'in açıkladığının aksine geniş tanımlı işsizlik yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 382 bine, istihdam kaybı ise 1 milyon 103 bine ulaştı. Ümitsiz işsiz sayısı ise 1.7 milyon. Yan yana kullanılan ümitsiz ve işsiz kelimeleri durumu çok net açıklıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılında yayınladığı verilere göre 3161 kişi yani günde ortalama 9 kişi intihar ederek yaşamına son vermiş. En sık rastlanan intiharların nedenleri arasında hastalık, geçim zorluğu, ticari ya da akademik başarısızlık gösterilmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre medyanın intihar haberlerini romantikleştirerek servis etmesi ve normalleştirmesi de intihar oranını arttırıyormuş. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü sorumlu habercilik gereği intihar haberlerinin sunum şekliyle ilgili önerilerde bulunduğu bir kılavuz yayınlamış. Bu kılavuz baz alınarak Türkiye'de 2016-2017 yılları arasında intiharlarla ilgili internet haberlerinin sunum şekli incelendiğinde toplam 106 intihar haberinin %92'sinin uygunsuz olduğu görülmüş. Bu rakamlara makbul olmadığı için göz ardı edilen ve yayınlanmayan intihar haberleri dahil olması gerek. Biz de bu trajik konuya daha yakından bakacağız. Psikiyatrist Burhanettin Kaya, ekonomi yazarı Bülent Falakoğlu ve siyasetçi Levent Tüzel ile intiharları sosyal, psikolojik ve siyasi açıdan değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi intihar nedir? Oradan başlayalım önce bir klasik tanımlamayla. Evet. İntihar bir bireyin bilerek ve isteyerek yaşamına son vermesi anlamına geliyor. Yani istemli bir kendi hayatına son verme eylemi. Ama bakıldığında bu önlenebilir bir ölüm nedeni aslında. Her ne kadar e, insanların intihar etmesi durumunda, o yaşadıkları derin umutsuzluğun sanki başka seçeneği yokmuş gibi bir izlenim oluşsa da intihar aslında önlenebilir bir ölüm nedenidir. Ve önemli de bir halk sağlığı sorunu olarak da günümüzde giderek önemi artmıştır. İntihar kelime olarak Arapça kökenli sanırım bir kelime işte göğsüne vurmak, deveyi boğazlamak gibi anlama gelen nar kökünden üretilmiş. İngilizcesi de suicide, suicide. O da kendini öldürme anlamına geliyor. Oradan uyarlanarak Türkçede de kimi zaman yerine öz kıyımı ya da öz kıyım gibi terimler kullanılsa da ki anlamsız olarak baktığımızda uygun ama genellikle gündelik hayat içinde bu terimler çok tercih edilip kullanılmamış. Biz yine gündelik hayatta intihar sözcüğünü daha çok tercih ediyoruz insanların kendi yaşamına son verme durumunu anlatırken. Peki niye insanlar intihar ederler? Nedenleri ne olur? Aslında bu, bu sorunun cevabı çok boyutlu. Çoğunlukla intihar olgusuna bakıldığında daha çok psikolojik nedenler, ruhsal nedenler temelde düşünülür. Evet genelde intiharın en kaynağında en çok ruhsal hastalıkları görürüz. Depresyon başta olmak üzere birçok ruhsal bozukluk intihar davranışına yol açar. Hemen araya gireyim. E, i̇nsanları ruhsal bozukluğa e, yönelten şey ne? olabilir? Çok neden var. Yani intihar her ne kadar bir ruhsal bozukluğun ürünü olsa da ruhsal bozuklukların kaynağında her zaman içsel ruhsal süreçler ya da biyolojik bazı nedenler yok. Birçok sosyal, kültürel, sınıfsal temelde ele alacağımız konular in, ruhsal hastalıkların kaynağında da var. Bir ruhsal hastalığa bağlı olsun ya da olmasın intiharın da kaynağında bu tür durumlar var. Ama intihara bu şekilde bakmak sadece birey üzerinden bakmak yalnızca bireyin ruhsal e, altyapısı üzerinden bakarak değerlendirmek de çok önemli süreçleri göz ardı ediyor. Bugün Örneğin. intihar istatistiklerine baktığımız zaman ki Türkiye'de bunu önceleri diye şimdi adı değişen TÜİK yapıyor. Birçok ülkede intiharların özellikle tamamlanmış intiharların dökümleri üzerine yapılan değerlendirmelerde intihara en çok neden olan şeylerin başında aslında aile içi geçim sorunları, geçimsizlik, ekonomik nedenler, bunun dışında bir takım işte şiddet, şiddete uğrama ya da diğer başka ruhsal hastalıklar çıkıyor. Bunlar ilişkisiz gibi görünse bile aile içi geçim sorunları, aile içinde yaşanan çatışmalar bunlar da sonuçta ekonomik nedenlerden çok bağımsız değiller. Aile içi dinamikleri bozan şey ailenin bu toplumsal yapı içindeki niteliği ve oradaki bireylerin rolleriyle son derece ilişkili. Bu nedenle intiharı değerlendirirken sadece bireyin işte ruhsal penceresinden bakmak, hastalıklar penceresinden bakmak ve çözüm yollarını da bunun üzerine aramak doğru değil. O yüzden intiharı önlemekle iler, ileride konuşuruz. Şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. Çok boyutlu da bir tartışmaya ihtiyacımız var. Yani toplumsal e, yoksulluk, toplumdaki yoksulluk oranı artarsa intihar sayılarındaki artış artabilir. Bu, bu bizim bir öngörümüzden öte gerçekliğin bize gösterdiği bir veri olarak var. Hı -hı. İst i̇ntiharla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında özellikle ekonomik kriz dönemlerinde e, intihar oranlarının arttığı, çoğaldığı, intihar girişimlerinin arttı. sadece tamamlanmış intihar değil, yeah. intihar girişimlerinin arttığı hatta insanların umutsuzlukla bağlantılı intihar düşüncelerinin arttığına dair çokça veri var. Mm -hmm. Bu nedenle e, intihar olgusunu ele aldığımızda dediğim gibi çok boyutlu özellikle sosyal, kültürel, sınıfsal ekonomik kaynaklarına bakarak değerlendirmekte yarar var. İntihar hızları ülkelere göre değişiyor. Farklı coğrafyalarda farklı hızları var. Bunları belirleyen şeylerin içinde birçok faktör var. Ülkelerin kültürel yapılarından ekonomik özelliklerine, oradaki şiddet örüntülerine, onların tarihsel dinsel bağlantılarındaki dinle ilgili yapılan araştırmalar vardır. Birçok neden intihar oranlarını değiştiriyor ve intihar oranlarındaki Yıllar içindeki farklılaşmalar da intihara yönelik yapılan müdahalelerin dışında ülkelerdeki sosyal ve ekonomik değişimlerle de bağlantılı bir evrim gösteriyor çoğunlukla. Örneğin intihar hızının en yüksek olduğu ülkeler İskandinav ülkeleridir. Yani Kuzey Avrupa'daki ülkeler son derece yüksektir. Fakat buradaki yükseklik ilk zamanlar oranın az güneş ışığı almasıyla derler, çok refah toplumu olmasına rağmen... Daha az güneş ışığı almasıyla değerlendirilmiştir. Oysa bakıldığında orada orada da çok önemli belki dur kaymın vurgu yaptığı, hı hı. bireyin bütünleşememesi, toplumun denetimci yapısı, bununla ilgili nedenlerle bağlantılı intihar oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'da intihar oranları çok yükselmiştir Baltık Cumhuriyetleri'nde. Bütün bunlar da oradaki o kaos, belirsizlik, o sistem değişimiyle beraber ortaya çıkan yeni süreçteki yoksulluk, derin yoksulluk, o dönemdeki kayıplar birçok şey intihar oranını artırmıştır. Artık. Türkiye oran olarak yüksek ülkelerden Şimdi değil. Şimdi ben tam bu noktada devreye girmek istiyorum. Mesela 2016 yılında 20-24 yaş arası 355 kişi intihar etmiş. 2019 yılı 414, 2019'un sonuna doğru 3406 kişi intihara bağlı nedenlerle yaşamına son vermiş. Hı hı. Şimdi bu bir anda 2019'da müthiş bir artış yani aldığımız şeylere göre. Bir de bu pandemi süreci biliyorsunuz özellikle müzik sanatçıları arasında intiharların yaygınlığını bize gösterdi. Yani yüzün üzerinde müzisyen intihar etmiş durumda. Ee, bu hızlı yükselişin, pandeminin etkisini ve ne olabilir bir anda bu kadar katlanarak intiharların artması? Şimdi zaten Türkiye'de intihar oranlarının, intihar hızının artması yeni bir şey değil. Hı hı. Son 10 yılda Türkiye'deki intihar hızının artışı %85'in üzerinde bir önceki yıla göre. Türkiye genel olarak intihar hızı yüksek bir ülke değil. 100.000'de 4 civarında, 100.000'de 4, 5, 3.80... Farklı yıllarda bakıldığında böyle bir seyir vardır ama özellikle genç nüfustaki artış, hı hı. genç, çalışkan, üretken nüfustaki intihar oranlarındaki artış, girişim olarak kadınlarda intihar oranı yüksektir. Erkeklerde tamamlanmış intihar oranı yüksektir ama özellikle belli bölgelerde, Doğu ve Güneydoğu'da kadın intiharlarındaki artış son derece önemli tartışmaları gündeme getiriyor. Türkiye intihar hızının giderek yükseldiği bir ülke. Neden yükseliyor hocam? Olasılıkla bu Türkiye'deki yaşanan ekonomik politikalarla bağlantılı. Bunun pandemi döneminde artmasının nedeni pandeminin yani hmm. hastalanma korkusunu yarattığı bir durum değil. Pandemi aynı zamanda Türkiye'nin yoğun bir ekonomik kriz yaşadığı döneme denk hmm. geldi ve pandemiyle beraber yoksullaşma özellikle e, siyasal iktidarın pandemiyi yönetme sürecinde sergilediği tutum hı hı. tercihler sınıfsal tercihler daha çok sermayeyi koruyan daha çok e, egemen sınıfı koruyan ama çalışanları da, fabrikalara daha çok çalışmaya iten e, temel motivasyonu kar maksimizmine olan sınıfı güçlendirmek için onların hastalanarak yok olmalarına izin veren tutumu ki böyle görünüyor. Bunu birçok kişi vurguluyor. İnsanlardaki umutsuzluğu daha da artır. Çünkü bazı insanlar hani o gün işe çıkmasa geçim sağlayabilecek durumda değiller. Çıkamadıkları zaman, eve ekmek götüremedikleri zaman kendilerinin son derece değersiz, yetersiz e, olduklarını düşünmeye başlıyorlar. Öyle hissediyorlar. Ve intiharın temel kaynağı aslında hangi kaynak olursa olsun, ister ekonomik, ister ruhsal, ister sosyal, ister aile içi sorunlar... Son noktası derin bir umutsuzluktur. Birey artık içinde bulunduğu durumu aşamayacağını, çözemeyeceğine, hiçbir çıkış yolu olmayacağına inandığında, böyle bir bilişsel süreç geliştiğinde yaşamına son veremeyi de e, akılcı bulmaya başlar. E, bu kitlesel intiharlara varan bir noktaya geliyor iş. E, önlem ne olabilir? İntiharı önlemenin yolu öncelikle insanları intihara sevk eden o yoksulluğu ortadan kaldırmak, sömürü şiddeti ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak buna yönelik bir toplumsal değişikliğe ihtiyaç var. Bunun dışında kamusal anlamda intiharı önlemeye yönelik politikalara ihtiyaç var. Ve ama en önemlisi umutsuzlukla başa çıkmanın yolu örgütlenmektir. Bizim tezerden bütün bu sürecin mağdurları, yaşayanları, bu sürecin karşısında duyarlılık hissedenlerin umudu örgütlemesi lazım. Çözüm umudu örgütlemekte. Bir gazeteci gözüyle intiharların medya yansımalarını Evrensel Gazetesi ekonomi yazarı Bülent Falakaoğlu ile konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Ee, şimdi siz ekonomi yazarısınız. Ülkedeki e, para pul işleri, sizin de şeyinizden geçiyor ve yazıyorsunuz yıllardır da. İntiharlar konumuz ve intiharlarla ekonomi arasında nasıl bir ilişki var? Evet. Başlayalım. E, direkt bir ilişki var ama tabii şunun altını çizelim. E, herhangi bir manipülasyona yol açmamak için intiharın yani hangi uzmana sorsanız birçok sebebi var. Yani bunda psikolojik sebepleri vardır. Yani ailesini geçindirememekten. E, aşkına karşılık bulamamaya kadar, derste başarısızlığa kadar. Biyolojik sebepleri olabilir, işte kimyasal rahatsızlıklarınız ve benzeri. Sosyal, siyasal bir sürü sorunu olur. Bir sürü bağlantısı vardır, tek bir sebebi yoktur. Ama en önemli etkenlerden bir tanesi de ekonomidir ve o yüzden sorunun cevabına direkt bir ilişkisi vardır e, diye başladık. Ekonomistler, iktisatçılar, biz belli toplumsal olaylarla ekonomi arasında mesela çok sosyolojik gözüken, çok bireysel gözüken e, gelişmelerle, günlük karşımıza çıkan olaylarla ekonomi arasında bağlantılar yaparız. Bazısı o kadar direkt ilişki verir ki bize. Yani hiç uzman olmanıza gerek yoktur. Örneğin mesela çocuk doğum oranları. Mesela kriz dönemlerinde bakarsınız çocuk doğum oranları hızla düşer. Mesela 2001 krizi yaşadığında Türkiye'de bir yıl sonra 125 bin çocuk daha e, az doğmuştur. Dok 94 krizinde böyledir. 95'te azalmıştır. Pardon, peki onun için mi? Tam bu kriz zamanlarında üç çocuk yapın, beş çocuk yapın diye çağrılar oluyor. Güzel soru. Ee, ucuz emek için e, emek üzerinden bir ekonomi döndürebilmek için dünyada yani refah için değil ama Hindistan gibi, Çin gibi nüfusunuz çok olacak ve ucuz Aha. emek üzerinden bir ekonomi yaratacaksanız işte orada çağrı yaparsınız ucuz emek deposunda ama işte o çocuk azalımı ileride Böyle bakanlar için tehlikedir. <laughs> o yüzden empoze edilir. Lütfen çocuk yapın <laughs> diye. Ya da şey görürsünüz. Mesela AKP'de mesela çok yerine geldi. Üç çocuk yapın, beşe çıktı. Hı hı. Bunu bize söyleyen bir iktidar var ama 2014'ten sonra Türkiye ekonomisinde işler tepe taklak olmaya başladı. Krize doğru sürekli yani yükseliş, alçalış, yükseliş, alçalış ama büyük bir buhran gibi geçen uzun yıllarda giderek 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 çocuk sayısı gerilemiştir. 3 çocuk yapın şuraya gelmiştir. 1.76'ya. neredeyse tek çocuğa düşmüştür. Çağrı 3 çocuğadır. Ama toplumsal gerçek bir çocuğa Bir çocuğa doğru hızla yenilemedir 2014'ten sonra. Ama bir de şey olanaklar da sunuyor. Çocuk doğuran anneye işte bir yıl şunu vereceğiz mamasını veriyoruz. Belediyeler bir sürü bir şeyler veriyorlar. Özel Ver, vermek. Verdiğiniz olanaklarla eve giren gelir arasındaki Arasında. makas hiçbir zaman kriz dönemlerinde kapanmaz. Evet. Çünkü hem işsiz kalmışsınızdır hem enflasyonla bir de cebinizdeki erirken siz onu sosyal yardım öyle 300-500 vererek alt çocuk, ilk çocuğa 400 lira falan diyerek kapatabileceğiniz bir açık tecrübe. şimdi rakamlarla başladınız. O zaman şöyle diyelim 2021 yılındayız bugün. Son 20 yıllık süreci izlediğimizde şimdi burada istatistik olarak şeyler de var rakamlara boğmayayım intihar vakalarında hızlı bir yükseliş başlıyor. Yani e, 300 kişi, 500 kişi falan derken şimdi 3000 küsürlük kişilere kadar gelmiş bu sayı. Bununla da o yoksulluk demin çizdiğiniz çerçeveyle bu yükselme grafiğini de açıklar mısınız? Tabii ki. E, tam da bunu konuşuyorduk aslında. Direkt ilişkileri ölçebildiğimiz alan vardır. Bu işte e, demin çocuk sayısını vermiştik. İntiharlar da bunlardan bir tanesidir. İktisatçılar oturur kriz dönemlerinde ve intihar arasında bir ilişki var mıdır diye ölçerler. Bu arada tabii e, yeni bir ölçüm değildir bu arada. Yani aslında 1800'lü yıllarda bir sosyolog, yani burada bir isim belki önemli değildir ama çok önemli Durkheim, yani çok bildik bir isimdir. O top sosyal çöküntüyle direkt intihar arasında bir bağ kurmuştur zaten. Biz de o günden bugüne kurarız ve senin bahsettiğin dönem aslında şöylesi dönemlerdir giderek son 20 yılda artmıştır ve AKP iktidarına denk düşer. Çünkü bütün denklem şuna kurulmuştur. Ucuz emek üzerinden kazanç olacak, sermaye memnun edilecek. Ucuz emekte helak olan işçi sınıfı da sosyal yardımlarla eve gönderilen kömür, erzak, çocuk parası, askerde çocuk parası, yaşlılık parası, engelli bakım parası envayi çeşitli yöntemlerle finanse edilecektir ama yoksullaşma ve gelir uçurumu giderek derinleşecektir böyle bir iktidar yaşadığımız için her geçen gün ucuz emek işsizliği büyüttü. Hı, hı Yoksulluğu büyüttü, gelir uçurumunu büyüttü. Yani Türkiye'de mutlak yoksul dediğinizde 15 milyon kişi çıkar karşınıza. Şimdi AKP büyüttükçe bunları bir bakarız biz böyle intihar oranları da yükselme eğilimine girer. Ne zamandan sonra çok artmıştır mesela? 2014'ten sonra daha çok artmıştır. Başkanlık sistemine geçti. 2019'da en çok zirve yapıyor. Evet. 3000 küsur kişi. Zirve yapıyor çünkü 2018'de büyük bir şey yaşadık. Ee, Türkiye ekonomisi doların hızla 3 liralardan 7 liraya doğru gidip 6 lira bandına oturduğunda birdenbire insanlar işsiz ve aynı zamanda iflaslar e, yok derin yoksullaşma ona binen enflasyon derken derin yoksullaşma dönemidir ve 2019 2018'de hemen yaşamazsınız. Önce idare etmeye bakarsınız. 3 ay kiranızı ödemezsiniz falan. Hani bir tamponlarsınız ama o arada kriz artık Ağustos 2018 Ağustos'unda gelmiştir ama 2019'a girdiğinizde artık dayanışma ağı yok. Elinizde e, bir gelir yok. Cebinizdekini yemişsiniz. Tam bir mutsuzluk hali. O mutsuzluk anında zirve yapmıştır. Peki devam edelim. Bir de Türkiye'de nerede zirve yapmıştır diye. Şöyle çok sıradan herhangi biri Google'a girdiğinde pandemi döneminde Türkiye'de çok arttığını görürsünüz. Toplu adeta intiharlara var Yani herhangi biri şu an bizi izleyen herhangi bir ailesiyle intihar etti. Tam ona gelecek. Toplu intiharlar dediğim budur. Pandemi döneminden sonra ise giriniz bakınız şeye yazınız şöyle şeyler çıkacak. Kocaeli'de son bir haftada 7 kişi intihar etti. 4 kişi bir aileden 4 kardeş kendilerini Fatih'te bir evde işte yaşamlarına son verdi. Aydın'da bir günde 3 intihar. Kayseri'de 39 günde 7 intihar. Ya bunu çok sıradan intihar diye girdiğinizde önünüze böyle bir istatistik dökülecektir otomatikman. Bu ne zaman olmuştur? Tam da pandeminin diye denk gelmesi tesadüf müdür? Hayır. Çünkü Türkiye Maddi destek sunan en geri ülkelerden bir tanesi. Hı hı. O yüzden İPSOS diye bir firma, araştırma firması bir anket yapıyor. Sağ çalışması yapıyor daha doğrusu. Ve şunu görüyor. 30 ülke içerisinde pandemide depresyona girme oranı en yüksek, en mutsuz ülke Türkiye çıkıyor. 30. çıkıyor 30 ülke arasında. Niye böyle e, oluyor? Çünkü Türkiye'de iki şey üst üste bindi. Zaten bir süredir gelen ekonomik kriz vardı üstüne Hande bir de, de. sağlık e, düşünün yani yaşamınızdan kaygı duyuyorsunuz artık nasıl geçineceğim kaygısına yaşam kaygısı üst üste bilmiştir etrafına baktığında şunu görmüştür devlet maddi desteği en az sağlayan devlet Türkiye devletten bir destek yok Etrafında fedakarlık isteyen bir devlet, devlet aks, bir tam, daha tam, tam tersi tam tersi evet fedakarlık isteyen ya da fedakarlık yapmadığı noktada da yardım diye pazarladığı şey borçlanma olan yani Kredi. kredi şey. Ucuz kredi verdim diyor. Ya işini kaybetmiş. 6 ay sonra gelirinin olup olmayacağı ya, garantisi diyor. olmayan kitlelere dönüp ya size ucuz kredi veriyorum diye korkunç bir borçlandırmaya gitmiş. Borcun ödeme vakti gel yaklaştıkça kabusları artar insanlar doğal olarak Türkiye'de intiharların tekliden toplu intiharlara doğru gitmesinin bu dönemden gelmesi de çok net ekonomiyle ilişkilidir. Yani can derdine binmiş geçim kaygısı akşam faturama nasıl ödeyeceğimle acaba sağ salim çıkabileceğim pandemiden duygusu üst üste binmiştir ve feci bir tablo çıkarmıştır karşımıza. Güncel bir şey. Bir iki gün önce televizyonda bireysel emeklilikte artık emekli olma şeyine çocukların da dahil edildiğini, bunun büyük bir müjde olarak duyurulduğuna tanık olduk. Yani oldum en azından televizyon izleyen biri olarak. Konunun uzmanı olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü şöyle bir şeyler sürekli karşı karşıyayız buna bireysel emeklilik herhalde bunu çocuğuna bu imkanı sağlayabilecek olanlar bir grup tuzu kuru olabilir bu ülkede. Zaten dünyanın en, gelir, en adaletsiz gelir uçumu en yüksek ülkelerden biri Türkiye böyle bir ülkede diyorsunuz ki sosyal güvencenizi biz sağlayacağız siz başınızın çaresine bakınız. Şimdi o zaman... Şimdi adamlar intihar ediyor yoksunuz e, nedeniyle çocuğunun primini e, nasıl ödeyecek nasıl Onu sormak şöyle istedim. Bir yani. tür, şöyle bir Türkiye'de anlatıyorsunuz bu hikayeyi. 10 milyon kişi kayıt dışı. Evet. Zaten kendisi sosyal güvenceden yoksun. Yani vazgeçmiş beni... Sosyal, kendi sigortası ödemiyor Ödemiyor yani vazgeçiyor diyor ki patron ya sigorta istemiyorum bir işim olsun diyor. Yani kendi sigortasını ne kendisi ödeyebilecek durumda ne de birinden talep edebilecek durumda. 10 milyon kayıt dışı. Çalışan olduğu bir ülkeden bahsediyorsunuz. Zaten vazgeçmiş 10 milyon insan. Bunlar mı şimdi çocuğun primini yatıracak? Gerçekçi değil. Gençlerden bahsediyorsunuz. Türkiye'deki gençlik tablosu karşımızda şudur. İşte %25'i işsiz, %25'i ev genci, aylak genç diye tanımlanan yani ne işte, ne eğitimde, nerede olduğunu devletin de bilmediği kayıp bir gençlik kuşağından bahsediyorsunuz. Ve bu gençlik içerisinde araştırma yaptığınızda, Büyük bir depresyon sonucu çıkıyor ve şöyle diyor. 10 gençten Türkiye'de 7'si işsiz gençlere soruyorsunuz. Ailesine bir katkı sunamadığı için için bir depresyon içerisinde. Yani onuru kırılmış zaten günlük yaşamı çeviremiyor. Bir de babasına şöyle mi diyecek bu gençlik mesela? E, ülkedeki milyonlarca gençten bahsediyoruz ya bir de benim yani eve bakın bu sosyal araştırmalar yapılmıştır. Yani Türkiye'de 10 gencin 7'si onuru kırık. Eve destek sunaldı şimdi. Bu genç bir de dönecek baba benim ya da anne neyse benim için bireysel emeklilik sigortası yatırır mısın olabilir mi? Burada niyet tamamen tuzu kurular çocuklarını güvenceye alsınlar. Burada Türkiye'nin kasası boşken burada yağmalayabileceği bir fon oluşsun. Tamam. Bunun sosyallikle Türkiye'deki Ayla, rakamsal mi? gerçeklikle hiç ilgisi yok. Hiç alakası yok. <laughs> İntiharların siyasi açıdan değerlendirilmesini siyasetçi Levent Tüzel ile konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar sevgili Özcan. Ee, konumuz intiharlar. Ee, sizler uzun yıllardır siyasi mücadele içerisinde yer alıyorsunuz. İntiharların nedenleri ve e, intiharların en aza indirilmesinin koşulları nasıl sağlanabilir? Evet. Ee, i̇ntiharlar tabii bir yani ruh sağlığı bozukluğu sonucu olarak e, gerçekleşiyor dense de belki de bunun payı e, çok daha az. Esas e, toplumsal koşullar e, buna yol açtığı Çok açık özellikle de e, yaşadığımız son yıllarda e, bunun temelinde büyük oranda tabii e, yoksullaşma var. İşte istatistik kurumunun yaptığı araştırmalarda da yüzde seksen. Yoksullar arasında intihar oranını yüksekliğinden söz ediliyor. Evet. Ee, ekonomik kriz e, ve buna bağlı etkenler e, bu alandaki sayıları çok artırmış durumda tabii ki. E, o nedenle yani kişinin sağlık bozukluğundan ziyade genel olarak toplum sağlığı e, ve bunda yaşanan sorunlarla ilintisini kurmak gerekiyor. E, yani bu açıdan belki de intiharları bir halk sağlığı sorunu demek ve arka planında esas itibariyle de politik yönünü konuşmak gerekir. E, son yıllarda e, hepimiz izliyoruz. Yani trajik hikayeler, her birinin arkasında dramatik öyküler var. İşte meclis çatısından intihar etmek e, isteyen ya da işte meclis bahçesinde kendisini yakmak isteyen haberler. İzmit'te çok çarpıcı bir günde beş işçinin, emekçinin intihar etmesi. Müzisyenler var. Beş günde pardon beş günde müzisyenler özellikle işsiz kalan, yüzden gelir fazla elde müzisyen. edemeyen evet yüzden fazla müzisyen örneği var. İşte daha çok da aile içi geçimsizliğe artış vakaları tabii bu kadın üzerindeki şiddet. Ardı sıra bundan duyulan pişmanlıkla hayatına son verme öyküleri. Ama yalnızca yalnızca kendi hayatlarına değil eşlerinin ve çocuklarının da buna dahil edenler. Evet, vardır. yani bu bu da mesela işleri iyi gitmeyen küçük esnaf işte üretici durumunda olanların borçlanma nedeniyle artık götüremiyorum deyip hayatına son vermesi. Yani tabii çözüm bulamama, bir çıkış yolu bulamamak. ...nedeniyle tercih edilen bir yol. Yani son yine işçi emekçi basınında yer aldı. Evrensel'de de yer aldı. Çorlu'da bir emekçi. Cebinde kalan son 12 lirayı eşine veriyor. Ve ondan sonra intihar ediyor. Yani ailesini geçindirememekten dolayı... ...yaşadığı üzüntü, çöküntü, ruhsal bunalım. Tabii bütün bunları... ...destekleyecek ve e, onaylayacak şekilde e, çeşitli kurumların da açıklamaları var. İşte hı hı. örneğin e, eczacılar diyor ki işte toplumda antidepresan kullanım oranı şu arttı. kadar kat art, arttı şeklinde. E, yani tabii e, işin siyasi boyutu denince aklımıza gelen e, işte darbe girişimi sonrası 150 bin e, civarında... E, işçi, kamu emekçisi, sağlıkçısı, eğitimcisi işinden edildi. Akademisyenler kürsülerinden etildi. Bu alanda yani sivil ölüme terk etmenin ve bir çıkış yolu bulamayanların e, intiharları hı hı. söz konusu KHK'lılar diye anılanlar, cezaevlerine atılanlar mı? tut, e, işte o oradan çıkış yolu bulamayıp yine intihar edenler. E, ülkede giderek artan uyuşturucu Meselesi bağımlıların tedavi olamayıp ve hayatlarını sürdürme e, şansı da bulamayınca intiharı tercih etmeleri. Böyle örnekler hepsinde bakıldığında tabii bir maddi, ekonomik, toplumsal boyutu var. Ama tabii şöyle örnekler de var. İşte bugün e, mafya ağzından duyulan şeyler. İşte e, devletten ve amirlerinden gelen baskı sonucu. E, intihar eden komiser örnekleri evet. var e, ya da iş yerinde hani e, iş yeri sahibi patronuyla onun uyguladığı mobbingden bunalıp çıkış yolu yani bulamıyor. O kadar çok, çok gerekçeler nedenler çok. E, hemen sıraladınız ki peki e, bu ülkeyi yönetememenin getirdiği bir şey mi? Yani mutlaka yani yönetime yönetime dönük mutlaka ülke yönetimine dair işte işin siyasi politik boyutu burada mutlaka ama yönetimin biçimi modeli ve yönetim tarzı mutlaka etkili ama esasında tabii kapitalist sistemin yani çalışabilir bir iş bulamamaktan iyi bir ücret alamamaktan ailesini geçindirememekten tutalım da işte bir takım sosyal etkenler yani toplumsal sistemin getirdiği e, halk sağlığını ortadan kaldıran etkenler de şüphesiz e, bunda e, önemli. E, dolayısıyla e, sorunu kaynağını yine toplumda ve ülke yönetiminde aramak e, son derece gerekli. Ama günümüzde baktığımızda artık... E... Devlet diye bir kutsaliyet atfedilen kurum, bir hükümet var. Hükümet artık devlet olmuş şekle gelmiş ve yönetim bu tarzda bir yönetim. Yani yukarıda bir sıkıntının yansıması olarak bu kadar intiharlar... Şüphesiz yani ülkedeki dengesizlikler diyelim, i̇şte, evet. adaletsizlikler, evet. uçurumlar, evet. yani toplumsal kesimler arasındaki eşitsizlikler i̇şte. ve ayrımcılıklar, partizanca muameleler... Aslında hepsi bir bütün olarak baktığımızda yani yönetsel sorunlar, hı hı. devlet yönetimi şüphesiz onun yarattığı sorunlar ve çözüm bulamayışlar bu intihar vakalarını en ucra yerlerde toplumun her kesiminde ama en çok da işsiz kalan, yoksullaşan kesimler içerisinde bu vakaları artırıyor. Onun için de çözümünü de tabii orada bulmak gerekiyor. Şimdi aklımıza şöyle bir şey geliyor yani yakarsa bu dünyayı garibanlar yakacak şimdi bu bir aslında bir feryat tabii. yani gariban e, alt tabakanın yoksulların e, isyanını Aslında hı hı. E, ve bir şeyi değiştirme gücüne işaret ediyor ama kendi başına garibanlık e, ezilmişlik yoksunluk e, değiştirici değil bunun örgütlü bir güç olması gerekiyor yani işsizlik ve yoksullukla mücadele ya da halk sağlığını yeniden kazanma halk hmm. sağlığı derken işte savaşların yol açtığı, işsizliğin yol açtığı, işte ekolojik dengenin bozulması, çevre felaketleri her şey aslında halk, e, sağlığı, halk sağlığı ile ilgili. Yani sağlıklı bir toplumu kazanmak yine bir mücadele sonucu ama örgütlü bir mücadele sonucuyla ve Tabii ki bu her şeyin yukarıdan bugün tek adam rejimi dediğimiz saray işte tek adamın etrafındaki bir parti azınlığının yürüttüğü bir yönetim modelinden kurtulmayı ve esas itibariyle tabii bu kapitalist sisteme son vermeye yani eşitsizliği ayrımcılığı büyüten bunları derinleştiren hani biz hep söyleriz gençler gündüzleri çalışabilir bir işi olan, geceleri aç yatmayan bir, ülke. bir ülke ve bir toplum bunu yaratmak, böyle bir toplumsal düzeni yaratmak esas itibariyle o zaman yani e, kişisel sağlık ya da ruhi bunalım, psikolojik etkenlerin en aza indirildiği diyelim tümüyle belki de ortadan kalkmayacaktır. Buna şüphesiz sağlıkçılar, tabii hekimler tabii. bu konuda sözü olacaktır ama onun toplumsal nedenlerini yani intihara, e, sürükleyen, kişiyi intihara sürükleyen toplumsal nedenlerin ortadan kalktığı bir ekonomik, politik, toplumsal sistem. Esas e, çözüm burada ve bu tabii e, bu sorunları yaşayan ve bu sorunları yaşayan derken öyle 3-5 ile ifade etmeyelim. Yani bugün 84 milyon nüfusun büyük bir kesimi yani pandemiden evet e, ilaç firmaları, aşı üretenler, Milyon, milyon dolarlarını katlıyorlar ya da ülkedeki büyük sanayici tekeller e, cirolarını katlıyorlar bankalar sanayi holdingleri ama e, bakıldığında e, hala büyük bir kesim ezici bir e, nüfus e, bu sorunlarla e, boğuşur durumda. O nedenle de e, işinden ekmeğinden olan e, ya da grev hakkı kısıtlanan... E, bütün bu haksızlığa uğrayan diyelim bütün halk kesimlerinin mahalli düzeyde, demokratik düzeyde, sendikal düzeyde ve tabii ki siyasi düzeyde. Kendi partilerinde, kendi çıkış programları etrafında bir mücadeleye atılması yani kurtarıcı beklememesi ve sağlığına kavuşmak için bu prime dayalı, özelleştirmeci, piyasacı, sağlık sistemi ve onun yoksunlaştırdığı bu ortam karşısında kendi geleceğini, kaderini eline alacak bir mücadele ve örgütlenme içine girmesi gerekiyor. Bizim bütün ülke, dünya ülkeleri deneyimlerinden gördüğümüz bu. Bugün içinde yaşadığımız antidemokratik koşullara rağmen diyelim, bütün bunlara rağmen işte her yerde aslında bakıldığında ayakta dünya halkları ayakta bizim ülkemizde de tabii şey var hı hı. yani ciddi bir öfke birikimi var ama bu pandemi koşullarını fırsata dönüştüren iktidar kendi istediği gibi halk sağlığında tehlike atacak şekilde gösterilerini yapıyor kongrelerini yapıyor e, istedikleri organizasyonları gerçekleştiriyor ama hak arayanlara özgürlüklerini kullanmak isteyenlere farklı çözüm ve itirazları olanlara yollar kapalı sokaklar kapalı. E, tartışma ortamları kapalı dolayısıyla bu da aslında halk sağlığını bozucu bir unsur ama bunları aşmak gerekiyor yani e, çözümü yine dayanışmada Örgün. mücadelede evet. örgütlülükte e, aramak e, yoksa hani kendi hayatına son vererek bir şeyleri değiştirmek mümkün değil kendisine ve geride bıraktıklarının üzüntüsü e, ancak kalıyor. Sayın Başkan o zaman şöyle diyebilir miyiz Sorunu ortaya çıkartanlar bu sorunu ortadan kaldıramazlar. Yani intiharı, Kesinlikle. sorumluları, intiharları durduramazlar. Kesinlikle. O zaman e, bahsettiğiniz gibi e, dayanışma, mücadele mücadeleyle ancak mücadele, yani bunlarla başa çıkılabilir. Tabii. E, Bir de şunu da tamamlayayım. E, Sözünü kestim ya ama güzel. yani şimdi tabii kimi siyasi mihraklar var diyelim ki alternatif kendisini kurtarıcı gibi gösterenler. Onlar da hani sürdürülebilir kavramı arkasında yoksulluğu, işsizliği, toplumsal sorunları geçici süre idare edebilir bir şeyler, önerilerde bulunuyorlar. Bu bir sistem sorunu. Yani siz ekonomik Bayağı ve toplumsal sistem, de... toplumsal yönetim biçimlerini değiştirmediğiniz sürece... Bu türden istenmeyen diyelim ki insanları sağlığından canından eden ve huzurlu bir yaşam bırakmayan bu ortamı değiştiremezsiniz. Başka türden yine halkın karşısına çıkacaktır. O nedenle köklü bir çözüm lazım. Köklü bir çözüm lazım. Halkın bu sorunları birebir yaşayan işçilerin yoksulların ve işsiz bırakılanların devrede olacağı, yani karar almada yönetimde Siz demokrasiden bahsediyorsunuz. Demokrasiye tabii e, demokrasinin olmadığı evet. yerde ne yazık ki bu sorunlar katlanarak yaşanıyor. Çözümü demokrasiyi kazanmakta halk yönetimini e, elde etmekte. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı. Evet e, Levent Tüzel e, kısaca bu düze çürümüştür. Bu çürüğü temizlememiz lazım diye hep birlikte teşekkür ediyoruz yerden. Ben de teşekkür ediyorum. Sosyo-politik açıdan bakıldığında, yoksulluk ve geleceksizlik intiharlarla kendini gösteriyor. İntiharlar ve cinayetler, ülkeyi yönetenlerin başarısızlığının en önemli göstergelerinden. Sağlıklı bir toplum kurmanın yolu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesiyle, hak ve hukukun demokratik şekilde uygulandığı yöntemlerde gerçekleşir. Sorun, çürümüş düzenden kurtulma sorunu. Bunun yolu da politik mücadelelerden geçmekte. Sözü Selahattin Demirtaş'a bırakalım. Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor. Lüks saraylarda 3-5 maaşla zevk ve sefa içinde yaşayanlar hiç mi utanmıyorlar? Unutmayın sizi perişan eden Covid-19 değil AKP 128'dir. Doğsuzluk demek devletten bir miktar çalmaktır. Bunların yaptığına yolsuzluk demek yetersiz kalır. Çünkü devleti komple çaldılar. Bu yüzden yoksulsunuz, işsizsiniz ve yardım alamıyorsunuz. Güzel kardeşlerim, hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Merak etmeyin, el ele vereceğiz, hep birlikte düzlüğe çıkacağız. Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin. Örgütlenin ve umutlu olun. Kazanacağız. İçiniz rahat olsun.